Anılara girmeden ben başka bir şey sorayım. İki solist. O zaman çok alışılmış bir şey değildi. Parça paylaşımı nasıldı? Niye iki solist? Müdahale edeyim burada. Evet. Şimdi belki de aslında iki değil dört solisti vardı grubun. Onu söyleyeyim yani. Türkay'ın sesi böyle bariton bir ses değil. Hem böyle Cem Karaca falan söylerdi. O türleri. Hem olur. Bazı Frank Sinatra parçaları falan okurdu. Solmaz yumuşak bir sesi var. Daha fazla Edibak Bayram'dır. Evet yani Edibak Bayram da o zaman çok meşhur değildi. Evet. Erkin Koray falan okurdu. Sade İngilizce bazı parçalar söylerdi. Evet. Hasan da arada bir saksafonu bırakıp çünkü arada klavye de çalardı Hasan. Klavyeyi falan bırakıp kabar mikrofonun eline birkaç tane böyle o zaman Moğolların böyle şey vardı. Ilgaz Anadolu'nun sen müzik evet. Dağısın falan filan böyle öyle parçaları vardı. Onları seslendirirdi. Ben vokal yapardım. Hiç ben böyle solist olarak şarkı söylemeye cüret etmediğim. Ondan sonra zaten ama ses de Davudi yani. Davudi ama yani Türkay varken onun rahat bir sesi vardı. Benim evet. Saralım fazla geniş değil yani. Ona göre. Evet. Sonra çık etmeye başladı. Salonda ses çıkaramıyor onun başında. O bizim repertuarımızın da özellikleri çok ilginçti. Yani biz tabii böyle bu o zaman aranjman derlerdi buna. Evet. Yani batı tarzında Türk müziği yapmaya. Hem aranjman çalacaksınız. Çünkü halk onlardan hoşlanır. Onları bekler. Ama aynı zamanda aslında 70 yılların Kıbrıslı Türkleri oturup Top 20 seyrederdi. Ve Beatles'ı da bilirdi. Evet. Tom Jones'u da bilirdi. Tom Jones'u da bilirdi. Engelbert'i de bilirdi. Mesela yani, Take My Heart'ı çalardık biz aklımda. Evet. Hala da evet. Akorları aklımda. Dirayla'yı çalardık. Dirayla'yı çalmazdık. Çünkü o trompet Tarık yok. Tarık olsa onu da çalardık. Tarık yoktu o dönem. Trompet yoktu çünkü. Mesela sevgili Ahmet Okan'ın çok en meşhur şarkısı dendiğinde evet. Gene çok eskilere gidiyorum. Neydi abi? Hatırlat. Ben söyleyeyim onun yerine. Söyle bakayım. The House of the Rising. Hem onları çalardık hem o birilerini çalardık. Dolayısıyla yani fazla seçenek yaratmak gibi bir mecburiyetimiz vardı. Evet. Ve hep şeyin sıkıntısını çekerdik. Örneğin ben alto saksafon da çalabilirdim. Mesela Ahmet de tenor saksafon çalardı. Bando'da. Sadi mesela solo gitar çalardı ama tuba da çalardı. Evet. Böyle farklı enstrümanlar bunları grupta kullanamamanın sıkıntısını çekerdik hep. Yani, o yüzden kullanabilirdiniz. Yani bas gitarı bir arkadaşa vereceksiniz, o basa geçecek de siz falan filan gibi. Evet, değişmek. Yani, değişmek falan. Ama mesela solo gitarı Sadi çalardı, Kah Mustafa çalardı. Ve şimdi onu da söyleyeyim. Yani mesela hoca çok iyi bilir. Şimdi rock kalıbında diyelim do majör basarsınız da küçük parmağınızla da altıncı sese şey deyip bu sesi alırsınız. Bunu bilmezdik. Kimseyi görmeyin. Bize öğretenler. Rock and roll riff. Evet. Bunu bilmezdik yapalım. Bir gitar akoru basardı. O bir daha tutardı şeyi. Teli onu çalar giderdi. Yani bir parmakla ne falan işi. Yani eğitim, akademik eğitim çok az olduğu için yani kitabı, CD'si ya kaseti bunlar eğitimi de almayınca siz kendiniz pratik olarak bildiğiniz kadarıyla, Evet. Benzetmeye çalışırdınız, cover yapmaya çalışırdınız. Evet, aynen o. Çünkü şey yok yani. Denen olay. Bir de şey rahmetli anmadan geçemeyeceğim adını, ta başında andık rahmetli Zeki Taneri. Bir dönem bandoya o tarih gittikten sonra gelir bize yardımcı olurdu. Her birkaç günde günde bir bana şey getirdi. Bir saksafon partisyonu getirdi atardı çal bunu diye. Böyle. Ve fena de sinir oldu. Gitar çalmaya çabalarım diye. Bunu çal, caz yap. Şimdi bırakın o zaman bugün bile caz yapsanız nerede çalacaksınız yani falan. Yani. Bize de bir delikanlı Beatles modası var. İlla ki gitar çalacak. Böyle çalgıcı, böyle çalgıcı derdi bana. Allah rahmet eylesin. Yani müzisyenliği, şey, partisyon çalman, adam gibi sana al yazar getiririm. Evet. Da oturum oradan sen dıngır dıngır uydurup bir şeyler yapan diye. Böyle bir de bizi şey derdi. Tabii o zaman da onlar için Beatles o dönemin arabeskiydi. Tabii onlar için öyleydi.